Arkadaşlar, bu videomda sizlere Engin Arak'ın, Profesör Engin Arak'ın bilim insanı biliyorsunuz, İstanbul Üniversitesi Matematik ve Fizik Bölümü mezunu, bir açıklaması vardı toryumla ilgili. Diyordu ki 50 ton toryum, bir toryum, şöyle söyleyeyim, sizler için araştırma yaptım. Bir toryum enerji ihtiyacını, bir ton toryum enerjiye 1 milyon ton petrol enerji eşdeğer eder demiş. Bu da Türkiye'nin iç ve dış borcunu 200 kat öder demişti. Böyle bir açıklamada bulunmuştu. Toryum rezervleriyle ilgili. Ben de sizlere toryumu araştırdım. Toryum nasıl bir madde? Hani hep değerli madenden bahsediyorlar ya insanlar. Altın aramaktan falan vesaire. Toryum atom sayısı 90, atom ağırlığı 232,0.38, yoğunluğu 16,12. Sert havada bozulmayan, kurşun renginde, akkor derecede kıvılcım çıkararak oksitlenen, atom enerjisi kaynağı olan kullanılan bir element. Peki toryum elementi nerelerde, madeni, değerli madeni nerelerde çıkarılıyor? Eskişehir, Sivrihisar ve Kılcaören'de çıkarılıyor. 374 bin ton rezervleri tespit edilmiş sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Toryumlar bu gibi bu işlere yarıyor. İnanın Türkiye'de biliyorsunuz bizlerle çok deprem bölgesiyiz ve çok şey var. Değerli taş var, değerli maden var. Altın var, gümüş var, toryum var, birçok şey var. Ama maalesef ki bu rezervlerin tamam bir yerde diyorlar ki, örnek veriyorum, Sivrihisar'da, Eskişehir'de, Kızılcahamam'da var. Tamam var da Eskişehir'in, Sivrihisar'ın da, Kızılcahamam'ın neresinde var? Mesela ben şöyle söyleyeyim. Benim bir memlekette bir teyze vardı, Güzide teyze diye. Benim enişte derdi ki, Ali falancayı Ankara'da görüyor mu derdi, tamam mı? Şimdi Ankara'yı bizim memleket zannederdi, küçük yer zannederdi. Ya nerede göreyim, Ankara büyük kenttir, yani zor görürüm falan filan derdi. Ama büyük şehirde de insanlar karşılaşıyorlar sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Neyse, ben çok konuyu dağıtmayayım. Şimdi toryumda da ya da altın aramakta ya da diğer değerli madeni taşları aramakta size bir adres yok. Yani Eskişehir'de çıkıyor diye, ama Eskişehir'in örnek veriyorum bilmem ne caddesinde, bilmem ne adresinde, sokağında tam olarak 9 saksı bilmem ne 12'de çıkıyor demiyor. Yani bunu sizin araştırmanız gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Öyle olsa adresi verilmiş. Çekmeceden git şu ruju, değerli taşı bul derler. Herkes bunu söyler. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Şimdi çok değerli yataklar var. Jeopolitik açıdan çok zengin bir ülkeyiz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Türkiye'de. Ondan sonra değerli madenler var. Buna işte arama ve araştırma ekipleri olması gerekiyor. Ve devlet tekelinde yapılması gerekiyor. Çünkü devlet tekelinde alındığı zaman her şey oluyor. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet. Engin Arık daha sonradan uçak kazasında vefat etmişti bu açıklamasından sonra. Hani ne için vefat etti, ne etti bunu bilen yok. Bununla ilgili çok spekülasyon var, çok yorum var. Bu yorum da yoruma açık olduğu için bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Sizler bilirsiniz bunu. Yani araştırmalara göre sizler yorumlayacaksınız. Daha çok örnek veriyorum, Eskişehir'de Erzurum'da oltu taşı vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Eskişehir'de lüle taşı vardı. Bu taşlar biliyorsunuz takılarda ve eşyaların kullanımında yer alıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Eşyalarda ve takılarda yer alıyor. Hani diyeceksiniz ki tamam böyle kaynaklar bulduk, bunlar neyde kullanılıyor? Mesela ben dişçiye gittim. Dişçi bana diyor ki zikronyum maddesi kullanıyorlarmış diş için. Ve bunu da dolar üzerinden yapıyorlar. Sizin bir tanesi dişinizi 750 TL yapıyorlar, düşünün. Ki şimdi fiyatlar fırladı. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani kullandıkları bu malzemeleri, bu değerli taşları, bunları
sağlık sektöründe, eğitim sektöründe, yemek sektöründe, mobilya sektöründe, birçok şeyde kullanıyorlar. Birçok alanda kullanıyorlar sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, toryumu özellikle araştırın. Benim bu YouTube'da çok karşıma çıkıyor, sizinle çıkar. Özellikle söyleyeyim. Çok değerli yataklar var. Bunları bulanlar gerçekten farklı insanlar, öyle söyleyeyim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Hatta bunlarla ilgili sevgili Engin Arık, toryum artı diğer çalışmalarıyla ilgili 100 tane makale yayınlamış. 100 tane makale yayınlamış. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Hoşça kalınız diyorum. Bol araştırmalar. Hepinizi öpüyorum.